Efendim, Pınar Erice, aldatıldım, kocamı öldürmek istedim. Haberler.com'da YouTube kanalında Gökay Kalacıoğlu, hem Haberler.com'u bizim sevdiğimiz bir kanal, takip ettiğimiz değerli bir, önemli bir internet sitesi. Gökay'da çok yakından takip ettiğim, her röportajını kaçırmadığım çok önemli bir kardeşim. Haber Bahane programına konuk olan müzisyen, değil tabii müzisyen, o şarkıcı Pınar Erice, iki çocuğunun babası Çetin Çapan'la evlendiğinden bahsetti. Eşi Çetin Çapan'ın ihanete uğradığını söyleyen eşi, ünlü isim, onu öldürmek istedim ama çocuklarıma kıyamadım diye bahsetmiş. Oryantallikten Assolist'e giden yolu da anlatmış. Buyurun gelsin haber. Şimdi Pınar Erice benim çok sevdiğim bir, iyi bir arkadaşımdır. Çetin de keza öyle. Çetin Çapan, hani bu ünlü belediye başkanı, Esenyurt Belediye Başkanı, Gürbüz Çapan'ın kardeşidir. Çetin de benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi de siyasetçi. Hatta Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday adayıydı. Sevdiğim bir adamdır. Güzel, omurgalı, başarılı da bir siyasi. Gürbüz Çapan da çok kıymetlidir. Gürbüz abi de keza öyle. Eski belediye başkanı Gürbüz Çapan. Evet. Evet, hızlı ben, hızlı abi. Ben şöyle söyleyeyim. Pınar benim de eski çalışma arkadaşım. Biliyorsun biz birlikte yaptık. Programın yapımcılığı da bende. Evet, beraber. Sevgili Seyhan Soylu'nun yapımcısı olduğu bir programdaydık. Ama şunu söyleyeyim. Yani bu da bana sağlıklı gelmiyor. Çünkü hani aldatılmak artık rutin hayatın içinde asla tasvip etmediğim, ilişkinin tamamıyla güven üzerine kurulması gerekirken maalesef ilişkilerin içinde bu tarz durumlar oluyor. Ama hani bir insan da nasıl bir duyguyla bağlısınız ki karşınızdakinden? İhanete uğradığınızda, onu gördüğünüzde öldürme isteği uyanıyor sizde. Bu da sağlıklı bir şey değil. Hani açıkçası şimdi mesela sorsak biz şeye, iyi ki de zaten Allah korumuş da böyle bir şey sevgilin yapmamış. Sevgilin ihanet etse vurur musun onu? Sence? Öldürme ne demek yok, ya bu ya? Bu terk eder gider. Muhatap tamam. Olmaz. Ya bir insana vereceğin en büyük ceza hayatın. Benimle ilgili en büyük. Ben eğer ki derecesine göre ihanetin mermi bile çakabilirim. Yapma yok, ya. Benim derecesi yok. Ben yalan söylemem. Ya, bırakın yok, Allah aşkına. Benim için derecesi vallahi yok. Mermi benim çakmak, onu yapmak, bunu yapmak. Ben yalan söylemem yani, kardeşim. Güzel kardeşim. İçimden benim ne başıma böyle bir şey gelse çok açık ne yapacağım yani? Size. Aa, çok iyi boynuzlandın filan. Ne beraber olduğum. Geçenlerde Fingir'de bir karı. Yapma, isim verme. Lütfen. Ben ne beraber... Sana var ya, verdirirsin diye uğraşıyorum. Hayır, yapma. Sana var ya, vallahi sen çok şey. Hayır, tamam. Gerçekten. Ben ne birlikte yazık olduğum insana herhangi bir çirkin şeyim olur ne de onu yapan insanla olur. Açıkçası yollarımı ayırırım. Asla diyalogda olmam. Kendi hayatıma döner. Acımı yaşayacaksam yaşarım ama bundan sonra da aldatılma olayına sebep olacak ne varsa önce oturup onu masaya yatırırım kendi içimde. Sonra hayatıma bakarım, böyle silah da şiddet de falan bunlar bana göre. Zaten bu kadın ölümlerinin %90'ı hep bu. Aman beni nasıl bırakır, benden nasıl ayrılır. Aynen. Ya benim olursun ya kara toprağın anlayışından kaynaklanıyor. Seyhan Soylu potansiyel bir katildir. Potansiyel. Çünkü doğru. Evet, potansiyel bir katildir. Katil şu an potansiyel bir kaldırıyorum. Ne diyoruz o zaman? Ben yumuşatmak istedim de. Racon kesici. Adamı öldürdün, racon kesiyorsun. Öldürmem. Yaralıyorsun. Ayağına sen. Çakarım. He. Ayağına çakarım ama. Ama bir, olsun biz yine böyle demeyelim. Sen ne yaparsın böyle Bahar? Demeyelim. Eş, sevgilin seni aldattı, ne yaparsın? İçkisine bir şey atar. Hayır. Ceza ben olarak. Sanırım fark etmem. Fark edersem ayrılırım. O kadar mı? Evet. Sen de ayrılırım. Sen ne yaparsın? Ne yaparsın? Sevgilin seni ihanet ederse. Ya, benim bir insana hayır vereceğim en büyük ceza onun hayatından çekip gitmektir. Ne Seyhan kadar için rahat gevşek bir adamsın sen Nihat. Hani Anadolu çocuğuydun? Gevşek değil. Özgüvenli bir adamım ben. Hayır ama bu gevşeklik. Racon kesmez vay misin? Ya. Ulan karı için öldü. Tamam, ya, bir şey ben burada ne kadın için ne öleceğim, o benim için ölmüyorsa ben onun için niye öleceğim? Racon ya kesince. Beni aldatmışa ne yapacağım? Gideceğim bir de. Beni aldatan insan için hapis mi yatacağım, hayır, ceza mı yatacağım? Yani. Hayatımı iki defa karartacağım. Zaten aldatılmışım, ya, hayatım kararmış. Yani. Bir de ceza yatacağım. Niye? Beni aynen aldatan kadın. Ya bak, ceza namus için yatılır.
Ceza yatacaksam namusum için yatarım. Fingirdeki arkamda da bakmam. Yatarım. Ne yatacağım ya fingirde? Ya benim kadınım başka bir şey. Ellerin kadınısın. Ellerin kadınıysa bakacak dalgasına. Ama benim kadınım için benim kadınıma da benim namusumsa eğer namusum da zaten gidip öyle ben de sadakatsiz bir kadınla asla zaten olmam. Ama hayattır. Büyük konuşmamak da lazım. Öyle vururum öldürürüm. Öldüreceğim ya. İki defa mı öleceğim? Zaten ölmüşüm. Beni aldatmış ölmüşüm zaten. Komaya girmişim. Komaya ondan sonra da ceza yatacağım. Ne cezasını yatacağım? Ya da kadın. Hak edenin cezası yatılır ya. Aldatılan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir kadın sevgilisini olduğu bildiği bir erkeğe bakmıyorsa, evli olan bir erkeğe göz dikmiyorsa, inan ortada ne aldatma olur ne evet. aldatılan. O yüzden aslında biz kendi cellatlarımızla yaşıyoruz bu hayatta. O yüzden de ne erkek evli bir kadına bakılmaması gerektiği edebine sahip evet. olursa o kadına zarar da vermez, ilişkiye de kendine saygısından yapmaz. Bir kadın da başkasına hayrı olmayan bir adamı elinden almak için savaşıyorsa o kadın da bana göre kaliteli bir kadın değildir. O yüzden... Yayındayken görüyor musun? Bak yayındayken. Bu kim ya? Sevgilim. Söyle de telefon numarasına sahip çıksın. Bu yüzden herkes kendi sonunu kendi ben hazırlar. Çok şeytansın neticede... ben ya. Sen çok şeytan bu. Sevgiline söyledi diyor. Başakçım çok konuştun teşekkür ediyoruz bilgilendirmesine ağzına sağlık. Gerçekten çok bilgilendim. Diyor ki sevgiline söyledi diyor. Telefon numarasını Sebil gibi dağıtmasın diyor. Canım çocuk şey hayırsever. Hayırsever. Hayırsever olur tabii. Televizyoncu anında gece mece bir şey olur. Bir haberle ilgili arayabilirler. Ama ya sen niyeti çok sorgulamak lazım. Niyet. Seyhan'ın niyetini hep sorgularım ben abiciğim. İnsanların fesattır. Niyetini... Tam bir festodur. Festoluğun zirvesindedir. Adam numarayı vermiş diye hafta sonumuzu zehir etti. Hafta ben... sonumuzu ya. Ne ki? İki gün yemin ediyorum bak hafta sonu cumartesi, cumadan başladı. Pazara kadar ya. WhatsApp grubumuzu. İntihara kalkışanlar. Onu durduruyoruz. Aman Seyhan. Ya neler çektim ya. Bu kadının kahrını bir şey söyleyeyim mi? Benden başka kimse çekmez yemin ediyorum. Ay ya. Senin kahrını he. Vallahi billahi. Senin gibi bir psikopatla. Minnoş benim gibi bir ponçik. Sen mi ponçik? Bak Kur'anca dünyanın en ponçik adamı benim. Ay 300'e yakın davadan yargılanıyor ponçik. İşte ne geldiyse benim başıma. Seyhan senin yüzünden geldi. Seyhan senin yüzünden değil de memleket sevgisinden geldi. Kendi şahsımla alakalı hiçbir davam yok biliyor musun? Geçen Ahmet Hulusi var mesela. Ahmet Hulusi'yi mahkemeye vermiştim. O normal mahkemeyi kazanmıştı. Aman avukatları sanki Kurtuluş Savaşı kazanmış, zafer kazanmış bir kahraman edasıyla tweetler atıyorlardı. Bakın Nihat Doğan'ı mahkum ettik, mahkum ettik, mahkum ettik diye. Sonra ne oldu? İstinaf Mahkemesi hem kararı bozdu, davayı da düşürdü. Ahmet Hulusi'ciler, neredesiniz? Bak, kendimle alakalı hiç sahte din tüccarları var, sahte din tüccarları. Dini satanlar. Maalesef ne demişim o zaman dedim ki Adnan Oktar kediciklerini bilmem nereden seçiyor. Ahmet Hulusi de sanat camiası. Sanat camiasından çok hulusici var. Kötü bir şey demedin. Çok hulusici var. Ben de hatırlıyorum. Bunu söyledim. O da onların kedici. Sarılıyorlar birbirlerine. Adama soruyor. Diyorum ki kardeşim sen Ahmet Hulusi'nin yanında böyle bir şey söylemedi ya. Namusum için cezaevinde yatarım demedi. Dedi. Namus için yatarım tabii ya. Namusum için yatarım. Niye yatmayayım? Namustan kastın ya. Karıma biri sarkıntılık yapsın. Başka biri, üçüncü şahıs. Ama kötü mesaj vermiyor muyuz Nihat? Hayır, ne bu doğru yapacak? Mesajdı. Buyurun karımı becerim mi diyecek? Kusura bakmayın, yani. Kimse benim namusuma el uzatamaz. Yatarım, seve seve yatarım. Namus bir, ekmek içi, iki. Evet, aynen. Ya ceza yatmak derken adamın kafasını gözünü kırsan da ceza yatıyorsun. Ha ondan bahsediyorum ama şu anda canım, biz... Ben öyle düşünmüyorum. Ya olur mu ya? Ben bunun gibi adam yumuşak portakal, re... Ceza re, yatmak ne demek? Benim şanzımanda re Seyhan, yok özür dilerim bak. Bu ülkede artık ya lokum çalınca bile ceza yatıyorsun biliyorsun evet, yani. Evet. Ceza yatmak o. Yani ben illa ki adamı lime lime ederim, keserim, parçalarım derim değil canım. Ama ben burada bu biraz abartıyor olabilirim. Öyle diyor felsefeci diyor ki abartıyorum çünkü bir farkındalık istiyorum. Tamam evet. Farkın yani evet. Ilgi çekmek istiyorum demiş felsefeci. Ben de buradan aslında bir insanın namusuna ne kadar sahip çıkması gerektiğini doğru. mesajını veriyorum.
de Seyhan çok doğru söylüyor. Ama herkes namusuna sahip çıkarsa, karısı sadık olursa, kocası sadık olursa ülkede bir sıkıntı olmaz. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Her kadın namusunu kendisi için taşır. O yüzden bir erkeğin korumasına ihtiyacı yoktur. Bunun şimdi cinsiyetçilikle ne alakası var? Ne münasebet var tabii canım, olur mu ya? Ama bir şey, ama önce kadında biter. Sen bir kadının başını bekleyemezsin ki. Güven duymuşsun ki. Hayır, senin için söylemiyorum hayatım. Kendi açımdan söylüyorum. Bak, bu cinsiyetçi bir yaklaşım. Neden? Şimdi kadının bazen erkek taciz eder sürekli. Instagram'da, orada, burada sürekli taciz eder. Kadın ne yapabilir en fazla? Söyleyecek işte. Heh, tamam, işte onda evet. Bahsediyorum. Okay, bana söyleyecek, ben gideceğim faturasını keseceğim. Yoksa kadın benim kocama ihtiyacım yok ya, ben kendine giderim rejonu keserim anlamında yok, demiyorum. Yok, o anlamda bir kadın diyorum ki kendini bilirse, evet. Kadın kendisinden eminse... Zaten hani şu şey tabiri kadın bana vardır söylemezse ya, zaten ben nereden bileceğim ki? Hayır yani? Bazı şeyleri biz bileceğim? Kadınlar zaten birlikte olduğumuz insanları yansıtmadan çok şükür kendimiz çözebiliyoruz dimdik durarak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Namuslu. Ancak işin içinden çıkamazsam, işin içinden çıkamazsam ben Nihat'a söylerim. Efendim, ben de aynı şeyden bahsediyorum. Yani, işin içinden çıkılmaz bir zaman, hale dönüştüğü zaman. Tabii. Çünkü maalesef çok sapık var, evet, çok da ya, sapkın da var. Tamam mı? O yüzden ben mesela aslında... Dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. Evet, ama Emekçi Kadınlar Günü aslında. Evet, bana neden? Dinledi. Çünkü emekçi kadınlar çok daha büyük bir saygıyı hak ediyor. Çok saygıyı hak çok ediyorlar. Çok büyük savaşları bir var. Bir kadın olup ya bu toplumda, bu kadar yozlaşmış bir toplumda namusuyla şerefiyle bir işe gitmek, bir çalışmak veya yani ya Nurcan abi, Nurcan Sabur yazmış yine. Çünkü ya insanlar oraya atsınlar istiyor. Ben göremiyorum. Ve dul olmak mesela, dul kadın olmak. Ay yani evet, bu toplumda gerçekten çok zor. Zor. Ve o yüzden çok daha fazla saygıyı hissediyorlar. Onların ne yaşadığını, ne çektiğini de bir Allah biliyor, bir onlar biliyor. Hangi şartlarda işlerine devam ediyorlar, aynen, mobbing uygulanıyor vesaire. Yani bir yandan çalışmak zorundasın, ailene bakmak zorundasın, evine ekmek getirmek zorundasın. Yalnız yaşıyorsan kendi hayatını idame etmek zorundasın. Ama bir yerden de büyük bir baskıyla karşılaşıyorsun. Bir taciz, bir mobbingle. Bu yani arada o yüzden... Seren Serengil birine... Dur, Seren'le mahkeme yasağı var mı? Bizim yok. Bununla yasağımız yok, tamam, konuşabiliriz. Sevgili Büşra Yılmaz, elinde bir fotoğraf varmış galiba. Bir bilgi bana atar mısın Instagram hesabından? Başak Çokan sadece Instagram hesabım. Oradan atarsan paylaşırım. Şimdi ne yazmışlar hayatım? Ece ile ilgili bir konu. Biz konuşamıyoruz. Dünkü ilgili, evet, biz o yüzden söylüyorum. Size hiç aksatmadan. Ben, evet, bana atar mısın? Saygım var benim. Sevinirim. Evet, yani o yüzden çalışan kadınlar her zaman... Tabii ki herkes, anneler de, annelik de çok kutsal, ev kadınlığı da çok kutsal. Evde çocuğu yetiştirmek de çok asıl önemli. Asıl onların görevi çok daha çok büyük daha, biliyor musunuz? Ya bu ülkeye canım, terörist yetiştiriyorsunuz ya psikopat yetiştiriyorsunuz. O ya yüzden de, annenin yetiştirdiği çocuk kendine değil topluma yetiştiriyor. Ya bir de Başak, bu toplumda evlat yetiştirmek var çok ya. Çok zor, çok yani zor. Gerçekten çok zor, çok biliyor zor, musun? Aynen.